Evet efendim, kripto para ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen fiyatlamalara bakalım. Yemyeşil ve tabloyla karşılıyor olacağım sizleri. Evet, ilk sırada burada Litecoin ve Ethereum ikilisini görüyorum. Burada 3000 doların üzerinde Ethereum tarafına bir fiyatlama var. Litecoin'den itibariyle 158 doların üzerinde bir fiyatlama söz konusu. Bitcoin cephesine baktığımızda %3'e yakın yükseliş var, hatta üzerinde 44.751 dolar seviyesindeyiz. Ripple'da da yine pozitif bir görüntü var. 97 sente yükseldi Ripple'ın da fiyatı. Bununla birlikte yine pozitif tarafta Polkadot görüyoruz. Solo'da %2'nin üzerine yükselişler var. Maker'da %2'ye yakın. Algorand'da da yine aynı şekilde %1,5'un üzerinde pozitif bir fiyatlama olduğunu söyleyebilirim. Aynı fiyatlama Link ve Dogecoin cephesinde de evet pozitif fiyatlanıyor. Şimdi hemen buradan isterseniz Kemal Kabakçı'ya dönüp detayları kendisinden dinleyelim. Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Ethereum tarafıyla başlamak istiyorum. Fiyatlamalar burada 3000 doların üzerinde seyrediyor. Aslında bu yemyeşil tablonun nedenleri ve ardından Ethereum'u konuşalım. Çünkü oldukça pozitif bir gün burada kripto para yatırımcıları için. Evet, güzel bir güne, güzel bir aya başlangıç olduk. Zaten bugünün sinyallerini de dün geceden güzel aylık kapanışlar gerçekleştirerek verdik. Çünkü gözümüz gece kapanışındaydı. Eğer destek seviyelerinin üstünde kapanışlar gerçekleşirse iyi noktalara gidebileceğimizi tahminliyorduk. Güzel oldu. Destek seviyelerinin üstünde kapanışlar geldi. Dün çok güzel olumlu haber akışı da vardı kripto paralarla ilgili son dönemdeki olumsuz haber akışlarına karşı. Özellikle Amerika tarafından gelen, Powell tarafından gelen açıklama kripto para takipçilerinin yüzünü güldürdü diyebiliriz. Çünkü Çin tarafında birçok yasaktan konuşuyorduk sürekli. Bir yasak durumu söz konusuydu. Ama Amerika tarafından kripto paralarla ilgili herhangi bir yasak gündemlerinde olmadığıyla alakalı en net ağızdan belki bu konuda Powell tarafından bir açıklama geldi. Bu da sevindirici bir haberdi. Görünürde kripto yasağı yok dedi Powell. Evet. Oldukça önemli bir söylem. Evet, sadece birazcık stabil coinlerle ilgili onların bir regülasyon şartının olduğunu söyledi. Ama regülasyon kısmı da bizim için hep beklediğimiz, istediğimiz, artık bir düzenlemenin gelsin dediğimiz noktadaydı. O yüzden de çok olumsuz alabileceğimiz bir nokta değil o taraf. Ama görünürde kripto yasağı yok demesi, özellikle Çin'in üstüne gerçekten önemli bir haberdi. Bu da aylık kapanışların yukarıda yapmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Bütün piyasaya pozitif anlamda yansımış oldu. Çok güzel fiyatlamalar görüyoruz şu an için. Peki Ethereum tarafında hangi teknik seviyeleri ön plana çıkarmalıyız? Fiyatlama 3000 doların üzerinde. Zaten şunu konuşmuştuk. Özellikle 3100 ve 3200 bandı, orası önemli bir noktaydı. Oranın üstünde kalıcılık sağlıyor olması gerekiyordu. Buraya geldik. Buraya geldiğimiz için keyifli bir nokta. Eğer buranın üstünde devam ederse bizim ilk hedefimiz 3500 dolar olur Ethereum tarafından. Şunu hep söylüyorduk, özellikle 3500 ve 4000 dolar arasındaki bandı, oradaki destek ya da direnç noktaları, fiyat yukarıya ya da aşağıya gelirken hızlı bir geçiş durumu söz konusu olur. Piyasada bu olumlu hava devam ederse ve 3500 doların üstüne çıkarsak hızlı bir şekilde yukarılarda görebiliriz Ekim ayı içerisinde bir 4000 doları Ethereum tarafıyla alakalı gerçekleştirebiliriz. Tabii ki olumsuz haberler de gelebiliyor. Bu yüzden de her zaman söylüyoruz, volatil bir piyasada işlem gerçekleştiriyoruz. Herkes kendine göre korunmasını da mutlaka yapması gerekiyor. Burada da önemli seviye aşağıda 2901 destek noktası. Eğer burası zaten güçlü bir direnç halindeydi, kuvvetli de bir destek haline dönüştü şu an itibariyle. Bunun üstünde tutulmasını bekleriz. Eğer çok işler ters gitti, aşağıya doğru hamleler devam ediyorsa da burada 2798-2800 dolar bandı bizim yeni destek seviyemiz olarak alt tarafta takip edebileceğimiz noktalar arasına girer. Ama şu an için piyasada olumlu bir hava hakim. Uzun zamandır da böyle güzel yeşil bir piyasayı özlemiştik açıkçası. Peki Powell'ın ardından aslında SEC Başkanı Gary Gensler'dan da önemli açıklamalar var. Bitcoin vadeli işlemleri ETF dosyaları gözden geçirilecek dedi. Ne anlam taşıyor peki bu ifade? Aslında bunu da konuşmak lazım. Şimdi bu ETF bizim için çok önemliydi. Hatta SEC Başkanı ile alakalı da hani kripto para sever bir başkan olarak ilk başta bunu çok fazla konuşmuştuk.
Hatta buna istinaden görevine geldikten sonra Mayıs ayında ETF onayları artık gelir mi gelmez mi gelecek gibi beklentileri içerisine girmiştik ki fiyat hareketi aşağı yönlü bir fiyat hareketi dalgasına piyasa kapıldı. Ciddi bir geri çekilme yaşadı. Şimdi bu ETF'ler zaten büyük bir baskı Amerika üstünde. Masada bekleyen birçok ETF var. Bizim de hep söylediğimiz şuydu, ETF onayları ile birlikte yeni bir boğa sezonu, yeni bir fiyat hareketi başlayabilir noktasına gelmiştik. Şimdi bu haberle şöyle bir haber daha var, onu birleştirmek isterim Perihan Hanım. Kanada'da hem Bitcoin hem de Ethereum'a sabitlenmiş ilk çoklu kripto ETF'i çıktı. Şimdi Amerika burada Kanada'nın çok fazla gerisinde kalmak istemeyecektir diye düşünüyoruz. Zaten başkanın da söylemleri bu yönde oldu. Gözden geçirileceğini açıkladı. Ekim ayı bir ETF ayı gerçekleştirebilir. Ama ETF'lerde şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer ciddi fiyat hareketini bekleyecek olursak, hani bu ETF'ler vadeli tarafta mı yoksa elde kripto tutulan bir ETF mi gerçekleşecek? Tabii ki olumlu fiyat hareketini göreceğiz ama bu birazcık daha vadeli tarafa doğru kayarsa bizim çok fiyat hareketlerinde böyle işte mega rally'e giriyoruz, boğa sezonuna giriyoruz bir noktası gelmez. Ama fiyatı tabii ki de ciddi anlamda bir boğa koşusu kadar olmasa da pozitif olarak etkileyecek bir ay içerisinde görebiliriz. Ekim ayı bizim için önemli. Geçen sene de bu aylara baktığımızda aslında yükselişin o koşunun başladığı ilk randı olarak sayabiliriz Ekim ayını. Güzel başladık Ekim ayına. Umarım da güzel bir şekilde bitecek gibi bitecek diyebiliriz. Ay sonunda yaptığımız programda da güzel sonuçlar görürüz Perihan Hanım. İnşallah diyelim. Aslında yatırımcılardan sıkça şu soruyu alıyorum. Şimdi son zamanlarda özellikle kurumsalların bu düşüşte pozisyonlarını arttırdığını hep konuştuk ya. Sıkça şu soru geliyor. Peki kurumsallar bu kadar alış pozisyonuna giriyorsa ya da işte pozisyonlarını arttırıyorsa bunu biz fiyatlamalar üzerinde niye göremiyoruz diye soruyor yatırımcılar. Evet bugün tablo yeşil ama genel olarak bunu göremedik. Nedeni ne olabilir peki? Çünkü kurumsallar işlemi gerçekleştirdikten sonra açıklaması geliyor. Biz de tutunduğu noktada bir yerde bunu piyasa içerisinde hissediyoruz aslında. Piyasa tam düşüşe geçmişken aşağıdan bir destek noktasından geldiğinde hani büyük bir alış olmalı ki orada piyasanın dönmesi lazım. Mantıken de bu böyle Perihan Hanım. Bu dönüşler gerçekleşiyor ama zaten kurumsallar da açıklamasını nasıl yapıyorlar? Biz alış işlemimizi gerçekleştirdik, şu kadar maliyetlendik. Buradan aldık diye geliyor. Anlık bir yansımasını göremiyoruz ama genel çerçevede güven olarak bunun fiyata yansımasını ya da fiyata tutunma olarak görebiliyoruz düşüş zamanlarında. Hazır kurumsallara girmişken şuna da değinmek isterim. Son dönemde teknoloji sektöründe hisse senetlerinde ciddi bir satış baskısı var. Siz de takip ediyorsunuzdur. Ama bazı hisse senetlerinin, bazı şirketlerin dışında bu şirketler kim? MicroStrategy, Coinbase, PayPal gibi şirketler. Şimdi biz bu şirketleri çok fazla konuştuk. Kripto para takipçileri de bu şirketler üzerinde çok fazla haber durdu. O şirketleri takip etti ya da Tesla'yı bunun içine katabiliriz. Ciddi takip ettiğimiz şirketler arasındaydı. Onların hisseleri satış baskısına ciddi bir şekilde direndi. Bunun nedeni de aslında çok basit. Burada ellerinde Bitcoin tutmaları, Bitcoin'e doğrudan maruz kalmaları. Burada da enflasyona karşı savunmasız şirketler acaba Bitcoin'le enflasyona karşı durabiliyor mu? Bu fiyat hareketleri bunun bir göstergesi. Çünkü birçok şirket ellerindeki nakitleri, kazandıkları parayı doğru bir yatırıma çeviremedikleri noktada enflasyona boyun eğmiş bir zarar etme durumu söz konusu oluyordu. Ama bu saydığımız şirketler ciddi bir şekilde kripto para yatırımı yaptı ve bu boğa sezonundan önce gelen yatırımlardı. Hanelerine ciddi bir şekilde kar yazdılar. Böylece enflasyondan korunmuş oldular diye ekleyebiliriz kurumsalların etkisine konuşurken. İşin biraz da bana göre magazinsel kısmına girelim. Çünkü Tahran tarafındaki bu haber hakikaten
ironik, özellikle Tahran Borsası'nın Bodrum'da yasa dışı kripto madenciliği ekipmanı bulunmuş. Ardından da baktığımızda aslında Tahran Borsası müdüründe istifası var. Ne diyeceğimi bilmiyorum habere. O yüzden yorumu size bırakayım. Yani, çünkü özellikle borsa tarafından hani bu tarz geleneksel işlemlerin yapıldığı yerlerin genellikle kripto paraya karşı böyle bir kötü çocuk, piyasanın kötü çocuğu tabiri çok volatil olduğu için gelen bir nokta işte, ya da merkeziyetsiz olduğu için bu işte arkasında kim var bilmiyoruz, ben buna yatırım yapmam şeklinde geliyor ki İran'da da kripto paralarla ilgili çok ciddi yaptırımlar söz konusu. Hem madencilik tarafında hem işlem yapma tarafında. Hani yasak getiren bir kurumun ya da yasak getiren bir mercinin çalışanından bir borsa müdürünün de böyle bir şey yapması sizin dediğiniz gibi çok ironik. Halbuki yasak getirseler bile ciddi anlamda demek ki ya kazancına ya teknolojisine bir şekilde kripto paraya güvenmişler. Buna devam ediyorlar. Bir magazin haberi de ben vereyim. Çin'de biliyorsunuz yasaklar söz konusu Perihan Hanım, madencilerle alakalı. Yaklaşık 145 tane madenci şirketi kaçak olarak bu işleme devam ediyormuş Çin'de de. Yasakları evet. Var mı artıran diyoruz magazin haberlerini. Aynen öyle. Şimdi iki dakikamız buyurun merdiven buyurun. Merdiven altı madenciliğe döndü birazcık bu yasaklarla beraber. Evet, biraz da fiyatlamalara tekrar dönelim o zaman. Şimdi Bitcoin, Ethereum cephesini konuştuk ama dönelim altcoin'lerden Link'e. Şimdi bugün baktığımda %1,5'luk bir yükseliş var. Fiyatta 24 dolar 37 sent gibi. Burada Link'le ilgili de sıkça soru alıyorum ama hangi teknik seviyeleri takip etmek gerekiyor? Şöyle, Link buralarda çok sıkışmış bir durumda. Bir yükselişi de geldi piyasanın hareketiyle beraber ama... Amerika tarafında DeFi'lerle ilgili araştırmayla alakalı DeFi projelerinde piyasa çok iyiyken bile çok fazla bir yükseliş görmedik ya da aşağıya doğru düşüşleri de olmadı. Stabil bir şekilde ilerliyor. Ama şu haberle destekleyebiliriz bunu. Çin'de kripto yasağı ve devam eden Amerika düzenlemeleri sırasında DeFi tarafıyla alakalı ciddi Çin'le alakalı, acaba Çin'deki o iş artık DeFi'ye kayabilir mi? Kriptolardan çıkabilir diye. Ve şunu söylüyoruz Link'le alakalı da. Link, DeFi'nin prensi. Ethereum'dan sonra o ağın gerçekten en büyük projelerinden bir tanesi. Altında da çok fazla da token barındıran bir sistem burada. O yüzden Link çok iskontolu duruyor. Kısa vade için değil ama belki. Uzun vadeli portföyüne eklemek isteyen yatırımcılar için görmüş olduğu bir 55-56 dolarda bandı var. Birçok kripto para özellikle altcoin'lerde bu düşüşten sonra zirvelerine yaklaştı. İşte Avax'ı, Algo'yu, Phantom'u bunların içine sayabiliriz. Link de onlardan belki biri daha uzun süredir diyorsunuz. Bu piyasada olan ve güçlü hacme sahip bir kripto para. Evet. Link'i burada iskontolu bir fiyat olarak değerlendirebiliriz. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik. O zaman tekrar haftaya görüşmek üzere diyelim. Kısa bir araya gidelim.